Merhabalar. Şimdi seçim sonuçları malumunuz bir kırmızı dalga yaşadı Türkiye. Peki şimdi seçim sonuçları geldi. Bu tabii ne anlama geliyor? Dünden beri konuşuyoruz yani saat başı dün gece de neredeyse sabahın ilk saatlerine kadar Now TV'de konuştuk. Meslektaşlarımız çok güzel kapsamlı YouTube yayınları yaptılar. Cüneyt'in YouTube yayınları anlık 35 bin 40 binlerde izlendi. Fatih Altaylı rekor kırdı. 230 binlerde, 240 binlerde izlendi. Hakikaten bu tabii Türkiye'de aslında pek çok şeyin değiştiğini de gösteriyor. Yani anladığımız anlamda klasik medya, konvansiyonel medya bu şekilde yayıncılık yapmaya devam ederse dünyadaki örneklerinden çok daha hızlı bir şekilde eriyecek. Ama ben bundan sonra tabii gerçekleşecek şeylere de bağlı olarak Türkiye'de hızlı bir değişim yaşayacağımızı düşünüyorum. Bir kere hiçbir şey olmasa bile, bir şeyler oldu değil de, hiçbir şey olmasa bile ya Türkiye'nin demografisi değişiyor. Her yıl işte 4-5 milyon ya da her seçimde 4-5 milyon yeni seçmen zaten ekleniyor hiçbir şey olmasa. Şimdi zaten artık Türkiye'de siyaset bir yere gelmiş, tıkanmıştı. Bir genç jenerasyon, bir yeni neslin siyaseti devralması gerekiyordu. Oraya doğru gidiyoruz. Peki nasıl bir çerçevede gidiyoruz? Şimdi bundan sonra ne olacak? Adım adım bakacağız. Bir yandan da sizin yorumlarınıza bakıyorum. Vallahi çok güldüm. İnçer demiş ki Nevşin yine sinirimizi bozacak. Çok sevinmeyelim. Her şey yeni başlıyor falan diyecek. Diyeceğim ama hemen demeyeceğim. Hemen demeyeceğim. Haritayı da alabiliriz Ufuk. Şimdi bugün YSK'dan Yüksek Seçim Kurulu'nda açıklama geldi. Ahmet Yener dedi ki Türkiye genelinde belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 1, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti 1 belediye kazanmıştır dedi. Büyükşehir oranı çarpıcı CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir kazandı. Seçime katılım oranı %78 oranında gerçekleşti ki bunun altını çizeceğiz, niye önemli onu söyleyeceğiz. 81'inin 11'i kadınların yönetimine geçti. Önemli, tebrik ediyorum kadın arkadaşları ama evet, her şey yeniden başlıyor o kesin. Şimdi valla dün gece adım adım gidecek olursak zaten sandıklar açılır açılmaz Anadolu Ajansı'nda da muhalefet öndeydi. Yani çok böyle hani geriye çevrilecek falan bir durum yoktu. Fakat açıkçası hem iş dünyasından hem de iktidara yakın anketçilerden off the record hani dün öncesinde gelen bilgiler hani bir soruyordum ben de sağa sola. Hani off the record benden olduğunu söyleme falan diye ama bunu iktidar tahmin ediyordu aşağı yukarı. Bu kadar fark tahmin etmiyordu muhtemelen. Yani böyle Ankara'da iki katı. Bu şey 30 yani. İstanbul'da 10 puan fark falan. Böyle bir şey bu kadar tahmin etmiyorlardı. Ama İmamoğlu'nun kazanabileceğini falan düşünüyorlardı. Kimileri son ana kadar bir mucize beklemiştir o ayrı. Ama aşağı yukarı öngördüler tabii ki. Öngördüler anladığım kadarıyla. Şimdi dün gece saat yarım sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir AK Parti Genel Merkezi'nde, sarayda diyeyim. Bir balkon konuşması yaptı. Normalde Erdoğan hep kazanan bir figür. Bir 2019'da kaybetti. Malum. Onu da kendisine bir kayıp saymadı. Dönüp o dönemki açıklamalarına baktığımız zaman Erdoğan o dönem şöyle demiş. Yani işte bir yanlışlıkla bu Ekrem denen şahsı seçtiler. Bir yanlışlık yaptılar. O da bir yanlışlık işte bir şey falan olduğunu düşündü. Bir dönem zaten bunlar yapamaz. Biz de bunlar yapamasın diye elimizden geleni yaparız. Bunlar tökezlerler öyle silinir giderler diye düşündü Cumhurbaşkanı Erdoğan. 14 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı açısından bu düşüncesi perçinlendi Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıyla beraber. Ha, bunlar nasıl seçilemiyor yani ben %100 enflasyonla da seçildim. İşte bu böyle bir şey oldu seçildi ama bu dalga da geçer diye düşünüyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan ama öyle olmadı. Şimdi evet Serkan Kemaloğlu tek adam kaybetti halk kazandı demişsiniz. Doğru şu anda görünen manzara o. Onun için bir değişimin ayak sesleri diyorum ama yine her şey muhalefete bağlı tabii ki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün benim dikkatimi çeken, bunu Now TV'de de söyledim, tepki gösterenler de oldu. Valla şöyle bir şey yaptı. Bence doğru olanı yaptı kendi açısından. Hem etik olarak hem de kendi siyasi legasisine uyacak olanı yaptı. Çünkü bu zamana kadar hep sandık sandık diyen, biz vesayete karşı sandıkla iktidar olduk diyen, sandığı kutsayan bir siyasetçi. Şimdi buradan o dönüşü yapması olmazdı açıkçası. Sandık demeye devam etti. Yaptığı konuşmada sandık ne diyorsa o diye altını çizdi. Şu benim dikkatimi çekti. Kazandığı zaman hep bakın kurmaylarıyla, bakanlarıyla, işte adaylarıyla
çıkar balkona, onların da elini kaldırır falan. Ve bu zamana kadar hep şunu gördük. Mesela işte ekonomi yönetimi batırıyorlar. Mesela Erdoğan bakan kovuyordu yani. Erdoğan püyülü pak çıkıyor işte. Damat rezervleri satmış. Erdoğan haberi yokmuş falan. Başka bir felaket. Aa, bakan yapmış, kovduk gitti. Aa, danışman yapmış, kovduk gitti. Hep böyleydi. Hani bu sefer de acaba öyle bir yola mı tevil edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan diye düşünüyordum. Yani adaylar kötü çıktı deyip falan. Ama yok, kaybı üstlendi. Kaybı sırtladı. Yani çıktı tek başına. Yanında bir tek eşi vardı. Bence inanılmaz sembolik bir geceydi o anlamda. Sadece eşi Erdoğan'a bakıyor. Kendisi tek başına. Mesajı aldık dedi. Önce sandık dedi. Kaderdir, kısmettir dedi. Bakın şöyle çok kısa kısa dinleteyim size. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır. Öyle diyor büyüklerimiz. El hayru fi ma vaka. Her olanda hayır vardır. Arapçasını da patlattı reis. Gelenekten vazgeçmedi. Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız. Şimdi bir irtifa kaybı yaşadık dedi. Sebepleri irdeleyeceğiz dedi. Bakacağız dedi. Şimdi burada bu söylediği şöyle önemli. Hani ağladı mı diye sormuşsunuz. En sonunda insanlar işte dik dur eğilme senin neyiz falan deyince orada ara ara gözleri doldu. Ama genellikle hani böyle bir konuşma yaptı. Tabii bu yenilgiyi üstlendi çünkü yenilgi de Erdoğan'ın. Çünkü hani adaylar doğru aday mıydı yanlış aday mıydı? Turgut Altınok baksanıza yarı yarıya yani. Yani herhangi bir şey. Bak burada kolonya şişesi var. Şunu koysa herhalde çıkacaktı yani. Belki daha bile iyi. Şu kolonya şeyinin en azından 600 dairesi yok hesabını veremediği falan. Böyle bir durum söz konusu. Murat Kurum olmadı. Atanmış ve acemi aday diyordu ya Ekrem İmamoğlu. Oturdu kurumun üstüne. Kurum onu kıramadı. Kırabilecek bir aday da değildi. Adayları kendisi seçti. Kendisi seçim mitinglerini üstlendi. İstanbul'da da ilçe ilçe gezdi, bütün Türkiye'yi gezdi, yer yer ilçe ilçe o ilçelere göre konuşma yaptı. Biz de bunları burada konuştuk hatırlayacak olursanız. Dolayısıyla bu kaybı da şimdilik üstlenmiş olduğunu görüyoruz Erdoğan'ın. Peki biz bundan hesaplar çıkaracağız dedi. Biz bundan ders çıkaracağız dedi. Mesajı aldık dedi. Neyi anladı? Acaba almış olduğu mesaj ne? Hatırlatıyorsunuz 2019'da da benzerini söylemişti diye. Şimdi 2019'da benzerini söylemiş de ama o arada muhtemelen doğru şeyleri yaptığını düşünüyor. Çünkü 14 Mayıs seçimini kazandı adam %100 enflasyonla. Zaten ben ne yapsam kazanıyorum rehavetine de girdi herhalde bir noktada. Şimdi almış olduğu mesaj nedir? Neyi kastediyor? İlk dün gece akıllara şu geldi. En çok Cumhurbaşkanı, yani en çok en canı yanan hem Erdoğan'ın genellikle oy oranı yüksek olmasına rağmen emekliler arasında en çok canı yanan emekliler oldu. Çünkü 10 bin lira maaş, işte promosyonla falan avutmaya çalıştılar ama insanlar bunları yemedi. İşte alım gücü düştü hakikaten Türkiye'de. Çünkü yani deniz bitti. Çok kötü ekonomi politikaları uyguladılar. Türkiye batma noktasına geldi. Bitti yani. Deniz bitti. Bu sefer Mehmet Şimşek'i getirdiler. Mehmet Şimşek de diyor ki bizim kemer sıkmamız lazım abi. Kemer sıkmazsak buradan çıkış yok. Kötüye gider. Bu yokuşun sonu yok. Lambur lumbur yuvarlanırız. Yapacak bir şey yok dedi Mehmet Şimşek. Kemer sıkma politikalarını uygulamaya çalışıyorlar ellerinden geldiği kadarıyla. Ve bunun da bir bedeli oluyor. Bunun bedeli işte işsizlik, bunun bedeli ekonominin yavaşlaması, bunun bedeli biz ödüyoruz yani. Enflasyonun patlaması, gitmesi, onu durdurmaya çalışıyorlar. Alım gücünün düşmesi falan. Şimdi bunu sırtlamış oldu Türk halkı ve bunun faturasını da Erdoğan'a kesti. Peki ne yapacak Erdoğan? Kaybetmeye tahammül edebilen bir lider değil. Acaba mesajı aldık dediği bu ekonomi politikalarından vazgeçmek mi olacak diye düşünüyorduk ki. Gece yarımda yapmış olduğu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu orta vadeli programı uygulamaya devam edeceğiz mesajını verdi. Bunu piyasalar olumlu algıladı. Sabah da Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir tweet attı. Mahalli seçim sonuçlarının diyor milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını istiyorum diyor. Eylül 2023'te açıkladığımız orta vadeli programımızı güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. Kemer sıkma devam diyor Mehmet Şimşek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün destek verdi. Çünkü hani şu deniyordu ya, acaba Mehmet Şimşek gider de Nebati veya bir benzeri geri gelir mi acaba? Bir korku oydu. Biz bunu daha önce Enes Hoca'yla da çok masaya yatırdık. Yani kazansa bir dert, kaybetse bir dert diyorduk ya Türkiye'nin gelmiş olduğu bu noktada. Hakikaten öyle. Kaybederse de bu sefer olan bu kemer sıkmadan biz kaybettik deyip Mehmet Şimşek'i gönderip yine nasçı maçı nasçı uçuk birini getirirse bu sefer iyice yokuş aşağı. Yok, öyle yapmayacak. Mehmet Şimşek de böyle piyasalara güven veren, ben buradayım, bizim politika uygulanmaya devam ediliyor denen bir tweet'i atmış. Attı, piyasalara güven verdi. Peki güzel, bu devam edecek. Peki ne olabilir? Şu olabilir. Ne yapacak? Bir şey yapması lazım. Şimdi yandaş kanalları tarıyordu özellikle Cansu sağ olsun. Bizim için nelere katlanıyor? Direkt şu konuşuyor. Zaten şimdi onu ekrana getireceğim birazdan ama direkt şu konuşulmaya başlandı. Hani seçim sonuçları ile ilgili çok genius bir takım analizleri falan var, o ayrı da. Asıl direkt Kuzey Irak operasyon meselesi konuşulmaya başlandı. Hani seçimden önce ya işte yeni anayasa yazarlarsa belki Kürtlere bir dal uzatmaları gerekir. Acaba onun için bir açılım süreci gibi bir şey falan olabilir mi diye konuşuluyordu. Onun herhalde bir daha bahsinin açılacağını ben zannetmiyorum. Yeni anayasanın da bir süre bahsinin açılacağını zannetmiyorum. Zaten öyle bir zemin yok. Baksanıza, yeni anayasa meselesini Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce dillendirerek oradan da böyle bir yeni bir mobilizasyon yaratmaya çalıştı. O da geri tepti. Yeni anayasa meselesi şu anda kapanmıştır. Zaten Erdoğan dün geceki konuşmasında da artık hani seçimler dönemi kapandı diye altını çizdi. Yani normalde Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2028'de. Hadi kendisi hala her, yani ekonomiyi iyi bir yere oturtursa belki tekrar devam etmek isteyecektir. Oturtamıyorsa muhtemelen kendinden sonra bir veliahtını hazırlamak için bu süreci değerlendirecektir. Ama ben yeni anayasa bahsinin açılacağını bu koşullarda hiç zannetmiyorum. O zaman zaten DEM Parti seçmenin de ne dediğine bakacağız birazdan. Ama açılım süreci falan da rafa kalktı. Daha güvenlikçi politikaları tevil edecek diye anlıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani ekonomi yönetimi değişmiyor. Okey, bunu bir değişiklik yapması lazım. Bir fatura kesildi kendisine. Ne oldu? Belki Ali Yerlikaya acaba değiştirilecek mi İçişleri Bakanı? Süleyman Soylu benzeri sert bir isim mi gelecek? Acaba Kürt seçmen üzerinde baskı artacak mı? Bölgede baskı artacak mı? Yani Kuzey Irak'ta bir operasyon yapacakları kesin. Bunun zamanlaması önemli. Bunun dünyaya anlatılması önemli. Daha güvenlikçi politikalara yönelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlerleyen günlerde izleyeceğiz, göreceğiz. Ama faturayı hep kendisine kesti. Muhakkak ki faturayı keseceği bakanlar, kurmayları vesaire de olacaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Kuşkusuz dün gece enteresan bir geceydi hakikaten. Çünkü Özgür Özel bir kere yani seçimi bir kazanan da Özgür Özel'dir arkadaşlar, kesinlikle. Çünkü o kadar zor bir şey başardı ki 14 Mayıs seçiminin hemen müthiş bir hezimet. Yani CHP seçmeni CHP'nin adını duymak istemiyordu hakikaten. Adını duymak istemiyordu. Seçimi seyahat ya şurada bir ay öncesine kadar burada da yazışıyorduk pek çoğumuz, zaman tövbe ne sandığa gideriz ne bir şeye gideriz diyordu, herkes hatırlayın. Bir kurultaya gitti CHP. Orada değişimciler kazandı. Fakat şunu diyenler oldu. Ya keşke kurultay şimdi olmasaydı. Hay Allah, seçime şunun şurasında kaç ay var? Nasıl yapacak Özgür Özel? Bu işi nasıl başaracak diye konuşuldu, tartışıldı. Vallahi adam kazandı, adam başardı arkadaşlar. Adam bir kere bütün Ege'de, kendi işte Manisa, ya Balıkesir 70 yıldır ilk kez CHP'ye geçti. Annemin memleketi, yakından takip ederim, bilirim. Bu çok önemli. Bursa. Boş Balıkesir Bursa ile ilgili tabii şu detay da var. Daha önce ittifakta olduğu için kazanılamadı. Yani 2019'da Ahmet Akın aday gösterilseydi muhtemelen kazanıyordu. Fakat Meral Akşener yok Balıkesir'i bana verin dedi. Kendi adayını gözet, kendi adayı kazanamadı işte. Orada bir aslında. Bursa hakeza benzer şekilde. Fakat yine de öyle oldu, böyle oldu. Ne olduysa oldu. 70 yıl aradan sonra Balıkesir'ini, Manisa'sını, yani Ege'yi geri aldı Özgür Özel. Kendisi de zaten Manisalı bir siyasetçi, biliyorsunuz. Geri aldı. Bu çok çok önemli hakikaten. Ve pek çok unsur bir araya gelmiştir. Ha şu da var. Yani YSK diyor seçime katılım oranı düşük. %78. Demek ki AK Parti'nin potansiyel seçmeni sandığa gitmemiş. Yeniden Refah Partisi oyları böldü. Tamam ama kardeşim bu iş böyle zaten. AK Parti de bu zamana kadar böyle kazandı.
Yani yeri geldi CHP seçmeni CHP'ye kızdı, bir kısmı sandığa gitmedi. Şimdi CHP seçmenini de bakmayın, siz geniş bir yelpazede daha sağda olanı var, daha solda olanı var, daha Kemalist olanı var, kendine göre daha liberal olanı var. Hepsini bir çatı altında toplayıp bir ortak prensipler, bir ortak geleceğe bakış inşa etmek, bu farklı siyasi yelpazedeki insanları hep beraber motive etmek kolay bir şey değil. Bu zamana kadar bir kısmı ona kızıyordu, gitmiyordu sandığa. Bir kısmı buna da gitmiyordu sandığa. Bir de doğru aday çıkarılamıyordu. Parti kazandı. Şimdi tam tersi oldu. Şimdi tam tersi AK Parti seçmeni. AK Parti'ye kızdı. Sandığa gitmedi. Bir kısmı öyle görünüyor. Bir kısmı Yeniden Refah Partisi'ne oy verdi. Özgür Özel de doğru adayları tespit etti. Doğru adayları tespit etti ve bu seçimi kazanan oldu. Ayrıca dün gece yapmış olduğu konuşma çok iyiydi bence. Hakikaten. Yalnız bu arada aman bunlar da yalamalık yapıyor diye düşünmeyin. Ben şuraya rezervimi koyayım. Bundan sonra fark etmez. Yani burada bu bizim işimiz her zaman iktidarı neyse denetlemektir kamuoyu adına. Yani bundan sonra bu belediyeler kazanıldı, CHP kazandı. Oh, göbek atıp oynayacak, keyfimize bakacak değiliz. Bundan sonra bu kazanılan belediyelerde biz yayıncılar olarak denetleme görevimizi yapıyor olacağız. CHP yönetimi için denetleme görevimizi yapıyor olacağız. Hani o rezervi de düşeyim. Yani sonra kimse bozulmasın. Her neyse, işte Özgür Özel'in dün gece yaptığı konuşma çok iyiydi. Bir kere çok birleştirici bir konuşma yaptı. Kürt seçmene teşekkür ediyorum dedi. Şırnak'taki bu taşımalı seçmen olayına tepki gösterdi. Bakın Türkiye bundan sonra Erdoğan beka meka söylemini kullanacak, daha güvenlikçi söylemlere gidecek diye hepimizin beklediği bir dönemde bunlar cesur çıkışlardır. Bak ben çizgimden taviz vermeyeceğim diyor adam. Çizgisinden de taviz vermedi. Demre'de görüştüğü zaman görüştüm dedi. Kent uzlaşısı yaptığı yerde. Evet yaptım kent uzlaşısı dedi. Aynen bu çizgisi de devam edecek. Biz dedi çok seviniyoruz ama bak üzülenler de var. Taşkınlık yapmayın, taşkınlık yaparak kutlamayın anlamına gelecek şeyler söyledi Özgür Özel. Hem coşkulu bir konuşmaydı hem dengeli bir konuşmaydı. Şöyle göstereyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçü yanımda olan, özellikle Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da ve Antalya'da geçen seçimlerde 2019'da AK Parti'den büyük şehirleri devralıp pandemide, yangınlarda, sellerde, depremlerde, kendi illerinde, bütün Türkiye'de hiçbirimizi mahcup etmeyen, oy veren, kimseyi pişman etmeyen 5 kahraman belediye başkanımıza özel olarak teşekkür ediyorum. Başladığı yarışı rakibinin tam 2 kat farkla kazanan Mansur Başkanı. Bir Cumhurbaşkanı, 17 bakana karşı seçim kazanan Ekrem Başkanı. Muhteşem bir seçim sonucuna imza atan VAP seçeni. Adana gibi başkan Zeydan Karaları. Antalya Büyükşehir'i kurulduğu günden bugüne ilk kez, 2 kez üst üste kazanma başarısını gösteren Muhittin Böceği. İyi yönetiyorlar. Burayı da onlar gibiler yönetsin dedirttikleri için ve geçen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan baba ocağının bayrağını hiç yere düşürmeyen, hep gönderde tutan başkanlarımız ve teşkilatımız, örgütümüzü, Aydın'ı, Muğla'yı, İzmir'i, Eskişehir'i, Tekirdağ'ı kutluyorum. 10 il belediyesinden şu anda 23 il belediyesine çıkardığımız ve her dakika sayıları altan il belediye başkanlarımızı kutluyorum. Bir özel teşekkür. Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kazanmadığımız bir ili, 17 ilçesinin 14'ünü, nüfusunun %92'sini kazandığımız, %60'la rekor kırdığımız memleketin Manisa'ya teşekkür ediyorum. Evet. Özgür Özel aman hani taşkınlık yap. Hakikaten de taşkınlık da olmadı. Yani pompalı tüfek havaya sıkan olmadı. Birbirini rahatsız eden olmadı falan. Hani bazı yerlerde gece geç saatte CHP il örgütleri önünde müzik falan çalmışlar ama mesela Balıkesir'den şu görüntü geldi. Evet, bir de böyle muziplik yapmışlar. Sibel Can'dan "Bu devirde kimse şah değil, padişah değil, sultan değil" şarkısını çalmışlar. Bu şeye de çok iyi oldu. Bu seçimle ilgili bir tane İngilizce video da çekiyorum ben, yüklüyorum millet dünyadan izlesin diye.
Şuna da çok iyi ders oldu. Ya son dönemde özellikle Türkiye ile böyle Türkiye bir Kazakistan'la eş tutma, işte bir Rusya ile eş tutma, yani işte seçim için oluyor da işte Erdoğan kazanıyor. Hadi abi geçim işleri tavrı oluşmuştu ister istemez. Çünkü ya 14 Mayıs'ta tabii Türk basın, yani Türk basınına bakıyor millet. Aa işte kazanınca bilmem, hadi bakalım. 14 Mayıs'ta da böyle %100 enflasyonla Erdoğan seçim kazanınca şey imajı oluştu Türkiye ile ilgili. Ya işte bunlar da demokrasi memokrasi değil de işte Erdoğan Sultan, bunlar da öyle takılıyor falan gibi bir imaj. İmaj kırıldı. Yani şu ispatlandı ya, Türkiye bir Orta Doğu ülkesi değildir arkadaşlar. Bunu Orta Doğu'da yaşamış insanlar var mı, yaşayanız orada çalışanınız Allah aşkına görüyordur biliyordur. Yani hani bu şeyi de yanlış, o Arap ülkelerine böyle ziyarete gidip 3 gün 5 gün kebap yiyip dönmeyle anlaşılacak bir şey değil. Türkiye bir Orta Doğu ülkesi değildir, yani yapısal olarak değildir. Tamam İsveç değildir ama asla bir Irak değildir. Hiçbir zaman değildir. Türkiye bir Orta Asya ülkesi de değildir. Yani burası Türkmenistan değil. Hiçbir zaman da olmayacak. Türkiye çeşitli tabii ki kusurları da olan bir Avrupa ülkesidir ya. Yani hep hani süreçte yorum almak için arayan yabancı basın mensubu arkadaşlara da onu diyorum. Arkadaş tamam Türk demokrasisi iyi değil, süper değil de işte Kaczynski döneminin Polonya'sı kadar kötü. Abartmayın yani. Abartmayın. Kategoriye de koydurtmamak lazım. Türkiye'yi dolayısıyla bu seçim zaferi çok da iyi oldu. Yani Türkiye'nin işte o birinci dünyaya dönüşü için, yani biz oraya aitiz çünkü. Bana soracak olursanız potansiyelimizle de o kötü yönetile geldik. Burada parantezi kapatmış olup devam edeceğim. Seçim sonuçlarıyla devam edeceğim. Şimdi şu önemli, verimetrik güzel çıkarmış bunu. Bakın 2014'ten bu yana Türkiye'nin gayri safi yıllık hasılasını çıkaran kentler. Şu anda bak 2014'te yani üreten iller, tamam, üretip Türkiye'yi sırtında taşıyan, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %74'ü AK Parti'nin yönettiği illerdeyken bugün %73'ü CHP'nin yönettiği illerde. Bu çok önemli. Bu hem bir ekonomik bir güç hem de yeni katalizörün Türkiye siyaseti açısından CHP olduğunu gösteriyor. CHP belediyeleri olacağını gösteriyor. Fakat bunu Özgür Özel'in konuşmasında da güzel söyledi. Dedi ki biz şunu farkındayız. Bize dedi halkımız bir kredi açtı. Bir kredi açtı. Bunu dedi boşa harcamayacağız. Hakikaten bundan sonra çok şey olmaları lazım. Yani bir başarı hikayesi yazmaları lazım. Yoksa 2028'e kadar daha çok yol var. Şimdi haritadan devam edecek olursak. İki çarpıcı kent. Nasıl oluyor da oluyor dedirtilen Adıyaman arkadaşlar. Adıyaman CHP'ye geçti biliyorsunuz. Çok şaşırtıcı. Adıyaman'da %56 ile kazanmış 2014 senesinde Adalet ve Kalkınma Partisi. Burası Menzil'in malumunuz. Menzil tarikatının kenti. Adıyaman kendi köyleri möyleri falan var. Neden Adıyaman'dan şimdi böyle bir, nasıl oldu da Adıyaman gibi muhafazakar Menzil'in kentinden böyle bir sonuç geldi? Şu söylüyorlar ya, işte deprem oldu, sonra deprem konutları nasıl olduysa Menzil tarikatına üye kişilere çıktı. Bu da insanları kızdırdı diyenler var. Temelen birçok şeyin birleşimidir. Hem CHP buraya doğru adayı koymuş. Belli ki Abdurrahman Tütler'e tweetlerini de şöyle göstereyim size. Sevdik ve hep birlikte başardık Adıyaman diye böyle kutlama yapmışlar. Onu da koymuş olayım. Hem de bana soracak olursanız burada şunu da görüyoruz. Yani insanların bıkmış olması. Nepotizmden, adam kayırmacılıktan, biraz da bunların hep beraber harmanlandığı siyasal İslam'dan biraz bıktı millet yani. Biraz bıkmış olması da var bunun sonucunda. Kastamonu en koyu muhafazakar şehirlerden bir tanesi. Hakeza orada da CHP almış fakat 2014 sonucuna baktım. %45 AK Parti, %45 MHP falan. %90'mış AK Parti MHP Cumhur İttifakı koalisyonu ya. Kastamonu ne demek ki doğru adayı koymuşlar. Burada epey şey döndü, mavra döndü Kastamonu ile ilgili. En son işte Kastamonu'nun CHP ile irtibatının olduğu yer Atatürk'ün Kastamonu'ya gidip beyler bu bir şapkadır diye, şapka devrimine başlatmış olduğu yer diye. Demek ki olunca oluyor. Yani evet, mesela yandaş basına baktığınız zaman şunu diyorlar işte, hayır efendim muhalefet kazanmadı, AK Parti kaybetti falan diyorlar. De tamam, bu da hepsinin bir toplamıdır zaten. İş böyle oluyor, biri kazandığı için, biri kaybettiği için öbür taraf kazanıyor sonuçta. Ama bu tabii bir dönüm noktasıdır yani Türkiye açısından da.
Şimdi kazananlarını söylüyoruz. Kazananlar tabii ki Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş yani. Kuşkusuz. Şimdi çünkü diğer kentler için de bana soracak olursanız Ankara, İstanbul bir katalizör oldu. Yani şimdi Ankara'da iki katı, İstanbul'da 10 puan fark. Biri iki şey belediye başkanı bir rüzgar yarattı. Muhtemelen diğer kentleri de taşıdı. Böyle bir rüzgar esmeye başladı. Neye dönüyoruz? İşte 14 Mayıs seçimlerinde belki de kaçmış olan o şeye, o fırsata. Lider önemli ya. Önemli tabii ki. Önemli olmaz olur mu? Çünkü zaten şu anda hali hazırda kurumlara aşılmış bir ülkede yaşıyoruz. Ha bu çok kolay tersine dönebilir. Bu kurumlar çok kolay yeniden güçlendirilebilir. Bunu da bir kenara koyayım ama hali hazırda buradayız yani. Bu sistemdeyiz, bu düzendeyiz. Dolayısıyla lider önemli. Dün gece Ekrem İmamoğlu Now TV'ye bağlandı sabaha karşı iki sularında. Ben de herkesin aklındaki o soruyu sordum. Ekrem Buyurun. Bey acaba şey diye düşündü mü bu gece ya? Tüh şu tabloyu 14 Mayıs'ta da yaşayabilirdik diye böyle bir içinden geçti mi acaba? Yani istemez miyiz biz 14 Mayıs'ta da sevinmek isterdik ama nasip olmadı. Şimdi bütün olumsuzluklara rağmen tekrar umutları yeşerttik. Yine il başkanımızın güzel bir sözü oldu arabada konuşurken. Artık bu an itibariyle yerelden başlayarak başkanım demokrasiyi yeniden inşa etmek zorunda kalacağız dedi. Güçlü bir tarifti bu. Bırakın yerel yönetimi teknik tarafıyla yapmayı. Böyle de bir sorumluluğumuz var. Artık nasip bir dahaki genel seçime ama elimizde çok büyük bir saha var. Türkiye çapında büyük başarılar elde ettik. Çok ciddi büyükşehir ve il belediyeleri geldi. Buralarda farklı birlikleri yöneteceğiz. Marmara Belediyeler Birliği büyük ihtimalle bizim daha çoğunluklu olacağımız bir sahaya dönüşüyor. Belki Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki usulsüz uygulamaları daha ciddi anlamda dönüştürme şansına sahip olacağız. Bu bizim için ciddi anlamda bir sonraki genel seçime dönük sahayı koordine etme, demokrasiyi yeniden inşa etme, güçlendirme alanı olacak. Birlikte çalışacağız. Teşekkür ederiz Nevşin Valla Hanım. sayın. Evet, farkındalar. Diyorlar ki evet çalışmamız lazım. Ve bu arada sabahtan beri hangi CHP ile konuştuysam çok çalışmamız lazım diyorlar. Onu da söyleyeyim. Evet, çalışmamız lazım. Şeyin farkındalar yani. Ha bu daha tam bitti, kazandık değil. Daha başlangıç bu. Hakikaten seçmen bir kredi verdi size. Bak çalışın diyor. Ona göre diyor. Hani nasıl ki mesela Ankara, İstanbul bu başarıyı neyin üzerine inşa etti? Çalıştılar ya icracılıkla yani. Mesela Polatlı. Ankara'nın en muhafazakar ilçelerinden bir tanesi ki orada öyle bir demografik değişim yok. Mesela Etimesgut'ta bir demografik değişimden hakikaten işte söz edebiliriz ama mesela Polatlı'da öyle bir durum da yok. Ne var mesela Polatlı'ya su götürdü Mansur Yavaş. Yıllardan sonra temiz su götürdü. Dolayısıyla çalışacaksın yani. Kolları sıvayacaksın, çalışacaksın. Ekrem İmamoğlu da bunun farkında. Bak şey de tutmadı. İmamoğlu'nu yıpratmak için işte efendim Sunset'te eşiyle şarap içtiği görüntüler. Kayağa gittiği görüntüler. Ya son mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu ayrı şey ayırdı. İşte İsviçre'de kayak yapana, İsviçre'ye değil Erzurum'a gitmişti kayağa. Demek ki sen çalışırsan tatile gitmişsin, kayağa gitmişsin, şarap içmişsin bak kimsenin umurunda değil. Bu işler öyle işlemiyor demek ki. Diyeceksin ki ya İstanbul seçmeni daha liberal de fark etmez. Şunun için fark etmez. Dediğim gibi Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu öyle bir rüzgar yarattılar ki diğer illeri de katalizör olarak aldılar, taşıdılar benim gördüğüm kadarıyla. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Mansur Yavaş'ın yapmış olduğu konuşma çok ateşliydi. Şimdi Ekrem İmamoğlu diyor ya bundan sonraki şey genel seçime bakmak lazım. 2028'de olacak kağıt üstünde olursa. Artık bu işi erken seçime zorlar mı muhalefet zorlamaz mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bizim siyaseten konuşacak çok şeyimiz olacak. Ama daha az korkarak konuşacağız. O kesin. Çünkü bir iklim değişiyor. Onu AK Parti televizyonlarından da göstereceğim size. Burada şöyle bir durum var tabii. Mesela 2019 için neyi konuştuk? Ya Ekrem İmamoğlu aday olursa ne olur? Belediye meclisinde AK Parti çoğunlukta. Mansur çekilirse Ekrem İmamoğlu. Bu sefer AK Partili birisi gelir, belediye başkanı olur. Belediye yıllar sonra kazanılmış CHP tarafından elleriyle AK Parti'ye teslim edilmiş olur. Tartışması çok yaşandı. Şimdi hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu belediye meclislerinde de çoğunluğu ele geçirmiş durumdalar. Yani 2028 ya da öncesinde bir erken seçim olacak diyelim ki.
İsterse Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş anlaşırlarsa ikisinden bir tanesi Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Yerlerine de meclisten yine CHP'li biri gelir. Her şey tıkırında ilerlemeye devam eder. Zaten burada çarpıcı olan il genel meclislerinde de CHP çoğunlukta. Onun için %44 de şu anda Türkiye'nin birinci partisi. Yani genel seçim olsa, parlamenter sistemde bu seçime gidilmiş olsa birinci parti şu anda CHP. 1977'den beri ilk kez böyle bir şey meydana geliyor. AK Parti'yi kim cezalandırdı? Dün Medyascope AK Parti'nin önüne gitmiş. Ellerine sağlık Medyascope'daki genç arkadaşlarım ve sormuşlar. Kötü bir sonuç oldu. AK Parti'ye gönüllü biri olarak teşkilatların acizliğinden durulmadı. Çünkü kimse çalışmadı. Yani reisin yaptıklarına karşı teşkilat arkasında durmadı. İl başkanından, ilçe başkanından, milletvekillerine kadar. Neden durmadılar? Herkese sesleniyorum. Biz şaşaya alıştık, yükte alıştık. Biz şu anda halka tepeden bakıyoruz. Vatandaşın içinde değiliz. Türkiye bu hale geldi. Biz reis için şu anda buradayız. Reise destek vermek için buradayız. Sonuna kadar, ölene kadar reisin arkasındayız. İnsanlara tepeden bakanlar kim? Kendi içimizdekiler. Kendi içimizdekiler. Biz vatandaşın içine inemedik. Vatandaşa eğilemedik. Sorununa muhatap bulamadığı için şu anda bu haldeyiz. Biz diyor vatandaşa inemedik artık diyor. Çok kendi içimize kapandık. Şımardık diyor Türkçesi. Bence çok güzel tespit etmiş. Tabii bu beyefendi böyle diyor. Ama o kadar çok bir illüzyon da pompalanır ki yandaş basında. Mesela buyurun A Haber. Dedi mi ya da muhalefet dedi değil. Demedi. Kesinlikle bunları söylemedi. Tam tersine dedi ki muhalefet benim senden şu an beklediğim bir şey yok. Yani tamam hizmetleri yaparsan Ekrem abinin söylediği gibi ki seçmen takipçisi de olsun. Eyvallah hizmetleri de yaparsan başgöz üstüne ekstradan gelir. Ben sana bir şey söylemiyorum. Ben burada mesajı hükümete veriyorum. Çünkü niye? Bakın bu bile aslında deyim yerindeyse şöyle bir şey. Beklentinin hala hükümetten olduğunu gösteren. Ama siz de tam şimdi yani, yani sizi şimdi tefe koyarlar. Linç ederler Ceyhun yani Bey. Şimdi şöyle bir muhalefet. Yani bu seçimde seçmen iktidar muhalefete çalış demiyor. Çalışmayı da iktidardan umuyor yani, öyle mi? Tabii ki. Süremiz bitiyor hızlıca toparlamamız lazım. Beklenti muhalefetten beklenti daha doğrusu beklenti olabilecek bir muhalefet var mı mesela? Evet. Biz bundan 2 gün önce 3 gün önce ki biz değil sadece. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi, İyi Parti'nin içi, ondan sonra diğer muhalefet partilerinin içi, içinden gelen sesler aslında muhalefetin paramparça olduğu, proje üretemez halde olduğunu, birbirleriyle didiştiklerini, kaos içinde olduğunu gösteriyordu. Evet. Şimdi iki seçenek var. Ya bu millet beklentisinin yine hükümetten olduğunu belirterek bakın sizden size bir uyarı yapıyoruz. Beklentilerimizi karşılayın mesajı verdi. Hükümete? Ya da yani psikolojik anlamda iyi incelenmesi gereken bir mesaj verdi. Ben öyle olmadığını biliyorum. Bakın öyle oldu. Bak şimdi millet delirmiş diyor Türkçesi bunu diyor. Millet delirmiş o da gülüyor. Şimdi eskiden hani hep böyle CHP'ye yakın medya suçlanırdı ya Türkiye'de seküler işte dindar insanlara üstten bakıyor. Dindar insanlara bunlar acahil diyor işte salak diyor bilmem ne diyor tepki oyu oluyor diye bak. Arkadaşlar yani sekülerlerden şikayet edilen her şeyin 100 katını biz hep tarihte siyasal İslamcıların yapmış olduğunu gördük hemen. Bunlar kafayı yemiş diyor. Muhalefet çok bölünmüş aslında diyor. Aslında bir şey itiraf ediyor. Her şeye rağmen CHP tek başına kazandı. Yani bunun altını çizelim. Tek başına kazandı CHP. İyi Parti kendi adaylarını çıkardı. Meral Akşener az önce bir açıklama yaptı. Açıklama bekleniyordu. Benim aldığım haberlere göre dün gece Meral Akşener aslında bir istifa etmek istemiş. Ben istifa edeyim demiş. Çünkü bir hezimetle sonuçlandı. Bazı ilçeleri saydı Meral Akşener. İşte tebrik etti, kazanmış oldu ama olacak şey değil. Yani o kadar iddialı şey yapıyorsunuz. Cengiz Topel AK Parti şey Ankara'da İyi Parti'nin adayı o kadar kampanya yapıyor. %1 bile oy alamıyor. Yani bu hezimettir. Neyse dün gece istifa etmek istemiş Meral Akşener fakat yanındakiler vazgeçirmişler aman etmeyi tutmayın olmaz falan diye. Bugün bir açıklama yaptı. Aslında yine biz başarısızız demedi. Aldıkları ilçeleri saydı işte iktidarı eleştirdi falan. Müstakil siyaset sonuç veriyor dedi. Müstakil siyaset sonuç veriyor ama CHP için sonuç veriyor benim gördüğüm kadarıyla. CHP kendini buldu yani. Bir yere oturdu. Olağanüstü kurultaya gideceğim dedi Meral Akşener. Beklendiği gibi. Şimdi CHP nasıl bir yere oturuyor biliyor musunuz benim gördüğüm kadarıyla? Bunun için bir DEM Parti seçmenine bakmak lazım. Bir de Yeniden Refah Partisi oylarına bakmak lazım. Meral Danış Beştaş
İstanbul adayı. Ekrem İmamoğlu bu verilen oyları kendisini sanmasın, hani DEM Parti seçmeninin emanet oyu gibi bir açıklama yaptı. Ben buna katılmıyorum. Yani şunu söyleyenler oldu. Ya işte Şırnak'ta taşımalı oy olunca İstanbul'da da Kürt seçmen tepki gösterdi. Sandığa gitti, oy var. Ya işte öyle 1-2 saat sabah oldu. Aa, Kürt seçmen de fikrini değiştirdi. Öğleden sonra sandığa gitti. Belki bir faktördür. Fakat bu kadar basit açıklanamaz. Bence asıl faktör şu. Bunu zaten biz uzun süredir konuşuyorduk. Daha önce de konuştuk. Bakın. Kürt seçmen demek ki İstanbul'da yaşayan, İzmir'de yaşayan, Balıkesir'de yaşayan Kürtler, metropollerde yaşayan Kürtler aslında Kürt olmaktan ziyade, Kürtlük de bir kimlikleridir tabii ki, ama o kentliler bana soracak olursanız. Ya Kadıköylü adam, anlatabiliyor muyum? Ya da Üsküdarlı adam. Nasıl ki ne bileyim Kadıköylü Balkan göçmekte varsa, Kadıköylü Çerkez de varsa, ama atıyor yani şu anda mesela öyle bir şey, yani Kadıköylülük daha böyle overarching bir kimlikse, bence bu. Metropolde yaşarsan buralı oluyorsun. Senin kaygıların, hayata bakışın, dünyaya bakışın metropole göre şekilleniyor. Bana soracak olursanız DEM Parti'nin yüzleşmesi gereken gerçek de budur. Diyarbakır'daki DEM Parti seçmeniyle İstanbul'daki DEM Parti seçmeninin hayata bakış, politikaya bakış, paylaşıma bakış, ekonomiye bakış zaten aynı olması beklenemez. Görüldüğü kadarıyla aynı da değil. Ve şimdi burada CHP'nin yıldızlaşan iki ismi. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, aslında Özgür Özel de artık rüştünü ispat etmiştir. Yani genel başkanlığı açısından kimsenin sorgulayabileceğini zannetmiyorum. Gücünü konsolide etmiştir parti içerisinde. Fakat bu iki ismi merkez sağda, merkez siyasette kapsayabilecek isimler. Bu şunun için önemli. Yani İYİ Parti seçmeninde Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu çok kolay kapsar. Ekrem İmamoğlu Kürt seçmeni de çok kolay kapsar. Yani öyle bir dile sahip. CHP'nin yeniden merkeze oturuşuna tanık oluyoruz bana soracak olursanız. Bunu nereden çıkarıyorum? Bir de yeniden Refah Partisi'nin yükselişi ve bunun yol açacağı siyasi sonuçlardan çıkarıyorum. Şimdi mesela Yozgat, yeniden Refah Partisi'nin kazandığı şey oldu. Kent oldu. Değil mi? Yeniden Refah Partisi. Şimdi seçimden önce Yozgat'ta şöyle bir röportaj yapılmış. Kim oy vereceğiz seçimde? Biz anket yapıyoruz. AK Parti her şey seçer. Sen abi? Valla AK Parti gitsin de Hristiyan gavuru gelsin. Amını, ben ona vereceğim. Ben ona vereceğim. Çektiğimde 100 lira bana yetmiyor ya. Öyle bir Müslümanlık var mı? Çıktı bir yerine ben. Dayı, Hristiyan gavuru gelsin, ona oy vereceğim. Ya Allah'ım ya. Emekli bunlar, emekliye kızmışlar. Bak, yeniden Refah Partisi öne çıkıyor. Neden? Muhafazakar bir parti. Ne dediler Erdoğan'a? Emekli maaşını 20 bin lira yap. İsrail'e ticareti durdur. Kürecik işte üstünü kapat. Adayımızı çekeceğiz dediler. Emeklinin sesini duyurdular. Hemen mesela oradan yeniden Refah Partisi'ne geldi. Şimdi bak, yeniden Refah Partisi, DEM Parti'nin oy oranı aynı. %5 civarında şu anda Türkiye'de. Şimdi bu bize şunu anlatıyor. Tamam, yeni dönemin yükselen değeri yeniden Refah Partisi. Okey. Bu ne anlama geliyor? Yeniden Refah Partisi muhtemelen siyaseti, sağ siyaseti daha da sağa itecek. Çünkü adamlar olabilecek en sağ. Daha bunu sağ yok artık. Daha sağ yok. Yani Hüdapar var, o eridi. Yeniden Refah bir yere oturdu. Bir yere oturdu. Oradan bir söylem üretiyor, bir siyaset üretiyor. Bu AK Parti'yi sağa çekiyor olacak. Çünkü AK Parti, Yeniden Refah Partisi oyları böldüğü için pek çok kentte de CHP'ye kaybetti. Bu AK Parti, yani AK Parti'nin işi zor. Hele yani Erdoğan'ın, yani bu yaşında enerjisi daha düşük, yaşı itibariyle falan çok zor. Yeniden Refah Partisi, AK Parti daha da sağ, daha da siyasal İslam'a çektikçe CHP'nin merkeze oturması ve merkezin oy toplaması kolaylaşabilir. Böyle bir döneme gireyor olabiliriz. Şöyle de enteresan bir şey var. Dün gece Yozgat'ta AK Parti kaybetti diye kızlar, genç kadınlar böyle halay çekiyorlar, ama görüntüye bir bakın. Görüldüğü gibi yeniden Refah Partisi bayrağıyla böyle hay Allah'ım ya, piercingli kızlar falan halay çekiyorlar. İlginç yani. Türkiye hiçbir zaman bizleri şaşırtmayı sonlandırmayan bir ülke hakikaten.
Şu böyle manzaralar. Yani benim tahminim o. Tabii bunlar erken ama bir tahminde, bir okumada bulunuyorum. Yani muhtemelen bu CHP'nin merkeze oturuşu hızlanacak. Majör hatalar yapamazlar ise belediyelerden başarı hikayesi yazmak zorundalar. Şimdi bir şeye daha not düşmek istiyorum. Bence Batman da çok önemli. Batman'da iki aday karşı karşıyaydı. Bir tanesi Gülistan Sönük, DEM Partili. Şimdi DEM Partili'nin de şimdi bir bakın Kandilci kanadıyla ayrıştı. Bir de öbür Türkiye'li kanadı ayrıştığını görüyoruz. Mesela Selahattin Demirtaş'ın hiçbir açıklama yapmamış olması bu seçim öncesinde önemli. O bir açıklama anlamına geliyor zaten. Orada bir ayrışma var yani. Kürt seçmende de bir ayrışma var. Bu bir şeyde olumlu yani Türkiye'lileşmesi açısından. Bu Türkiye'nin herkes tarafından dışlanmadan kimliği nedeniyle sahiplenilmesi açısından önemli. İşte burada bakın CHP ve bu CHP'nin yeni figürleri, yeni nesil politikacıların rolü çok büyük olacak becerebilirlerse. Gülistan Sönük DEM Parti'nin adayı idi Batman'da. Karşısında Hüdapar'ın adayı vardı, Serkan Ramanlı. Gülistan Hanım 3'e falan katlamış oyunu, seçilmiş. Yani Kandil'e yakındır, Mandil'e yakındır. Onları bilemem. Şimdi hani altından ne çıkar bilemem. Ama seçilmiş olması şöyle önemli. Evet, bu Ramanlı'nın, Hüdapar'ın mitinginden Batman Batmanlılarındır, marjinal solcuların değil diye böyle bir pankart açmışlar falan. Demek ki Batman marjinal solcularınmış. Bu da Hüdapar'a affedersiniz kapak oldu bir yerde. Yalnız Serkan Ramanlı'nın daha önce vermiş olduğu, bak röportajı dinletmek istiyorum size. Hatırlayacaksınız, biz bunu daha önce burada konu etmiştik. Bu gazeteci var abicim, hayran, şaşın, emisani, demokratın. Şaka yapmıştı böyle. Bunun Türkçesi de var. Ay dedi, biz çok demokratız. Kadınların vallahi hangi renk çarşaf giyeceğine hiç karışmayacağız falan demişti. Çarşafı sen giyersin artık. Sevgili Serkan Ramanlı, öpücükler. Hüdapar bu seçimi kaybedenlerinden. Bu seçimi kaybedenleri troller. Şimdi Allah aşkına bak. Öyle tweetler atıldı ki dün akşam. Bu tweetleri bir muhalif biri atsa, yani polis o gece tutuklar götürür falan. Arzu parlak. Allah belanı versin İstanbul. Ülkeyi teröre, teröristlere teslim ettiniz. Şimdi bakın bakalım Kürdistan nasıl kuruluyor. Bundan sonraki süreçle memurlara, emeklere, bilimum hiç kimse asla zam yapmayacaksın. Devam ediyor. İç sürüsü demiş. Kayra diye birisi. Tez zamanda İstanbul depreminin gerçekleşip şehrin ve içindekilerin komple tarihten silinmesini umuyorum demiş. Büşra Dede, şu meşhur var ya. Sarışın kız. CHP'liler havlıyor falan diye videolar çeken. Şöyle tweet atıyor. Bu beceriksizlikle İstanbul'u alırsa her şey müstehaktır. Deprem olursa artık her şey çok güzel olacak diye dolanmaya devam edersiniz ortalıkta diye zeka pırıltılı bir tweet atmış. Kübra da zaferinizde yenilginiz gibi hiç çekilmiyor, keşke ölseniz diye bir tweet atmış. Yani tez zamanda akıllarını başlarına almalarını diliyorum. Fakat şimdi öyle şeyle bak nasıl bir provokasyon yapmaya başladılar. Bir tanesi, ismini unuttum bunun, Ersin Çelik miydi neydi? Muhtemelen kendileri yapacaklar bunları. Ben öyle anlıyorum. Kendileri yapacaklar. Sonra da CHP'liler yaptılar diye CHP'nin üstüne atmaya çalışacaklar. Baktığınız zaman yarından itibaren göreceksiniz. Çünkü bu birazcık diniyet meselesidir. Evet, evet. Tehditler, şantajlar, efendime söyleyeyim. Saldırılar. Saldırılar. Toplu taşımada Müslümanlara, başörtülü evet. Kadınlara, sakallı erkeklere saldırılar. Bizim Kur'an kurslarına, derneklere, vakıflara, cemaatlere saldırılar. Kesinlikle. Bizim şimdi farkımız bu işte yani. Bizim aramızdaki fark bu. Böyle muhtemelen bunları kendileri yapıp videoya çekmeye çalışacak. Çekeceğim böyle videolar görürseniz provokasyon olacağını düşünüyorum bunların. Dikkatli olun ve provokasyonlara gelmeyin arkadaşlar. Fakat tabii bu AK Parti için öyle bir yenilgi ki şimdi bu trollerin işi çok sıkıştı. Zaten hatırlayın ilk İstanbul'u, Ankara'yı kaybettikleri zaman bazı gazeteler, televizyonlar falan kapandı. Bu gazeteler, televizyonlar oralardan finanse ediliyormuş. Şimdi pek çok başka ili de kaybettiler. Mesela Gaziantep'e Fatma Şahin kazandı ama meclisi kaybetmiş. Harcama kabiliyetleri gitgide azaldı. Dolayısıyla çok sıkışacaklar mali olarak. Yani sıkıntıya girecekler. Bir de bunun faturası da bunlara kesilecektir. Ya kardeşim bu kadar pelikanlık yaptınız, trollük yaptınız, ne yaptınız? Ne oldu? Yani bu seçim kaybedildi. Sizin trollükleriniz de bir işe yaramıyor denecektir muhtemelen İletişim Başkanlığı tarafından. Onu da tahmin ediyorum. Dolayısıyla sıkıştılar. Zor. Bir
kaybedeni de bu seçimin ama tatlı kaybedeni İrfan Değirmenci. Tatlı kaybedeni diyorum, biliyor musunuz? O kadar güzel bir tweet atmış ki. Diyor ki Halk TV'ye dönmeyeceğim diyor. Tip saflarına devam edeceğim diyor. Şu söylediğini çok önemsedim. Bir gün bu ülkede açlık da yok edilecek mutlaka. Yoksullukta ve vegan festivali düzenlemek de yadırganmayacak. Açık kimlikli LGBT'yi bir siyasetçi de demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne tebrik etmiş. Hüseyin Can Güner'i, rakibini tebrik etmiş. Ben de İrfan'ı tebrik ederim. Doğru bir şey söylemiş, evet. Çankaya'da vegan festival yapacağım dedi, eleştirildi. LGBT'yi kimliğini saklamadı. Hakikaten yani böyle seçim kampanyası yürütmek de kolay bir şey değil. Ama yürüttü. Dolayısıyla tebrik ediyorum kendisini. Doğru, bazı şeyleri de normalleştirdi. Tartışmaya açtı. Doğrudur. Haklıdır. Yalnız hani İrfan diyor ya, yani kaybettik ama bir şey kazandık. Bir de bu seçimin hiç böyle moralini bozmayanları var arkadaşlar. Onlardan bir tanesi Doğu Perinçek. Gedikler açılmaya başlamıştır Vatan Partisi sayesinde. Vatan Partisi de bu seçimde şöyle başarılar kazandı. Birincisi Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki muhtarlık seçimlerinde. Divriği, Sivas'ın Divriği muhtarlık seçimlerinde. Adana'nın Yüreğir muhtarlık seçimlerinde, ondan sonra en son gelen bilgiler Uşak merkeze bağlı muhtarlık seçimlerinde. Yani Uşak'ı, Adana'sı, Kahramanmaraş'ı, Sivas'ı, Türkiye'nin her yöresinden tabanda muhtarlık seçimlerinde Vatan Partisi önemli başarılar kazandı. Bu yani bu arada şeyden, kırsal kesimden, köylük alanlardan ki en büyük acıyı onlar çekiyorlar. Merkezlere doğru iktidar amacıyla bir halk hareketinin nüveleri de oluşmaktadır. Dolayısıyla hep iyimser. Bir de kırsaldan geliyor diyor. Eski mavcu ya, yani kent kırdan gelecek. Beklentisi de var. Yani Allah hepimize her zaman Doğu Perinçek iyimserliği versin. Allah bugün AK Partililere de Doğu Perinçek iyimserliği versin. evet, şimdi kaybedenleri seçimi devam. Kaybeden altılı masa. Bak ben size söyleyeyim. Kaybeden altılı masa aslında. Nasıl çalışmadığını gördük altılı masanın. Yani Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat. Belki burada Saadet'i başka bir yere koymak lazım. Aslında orada Temel Karamollaoğlu bir şey ödedi yani. Bir bedel ödedi. Türkiye için doğru olanı yaptığını düşündü muhtemelen. Hani birçok Saadet Partisi'nde mirası olan bir parti. Türkiye için doğru olanı yaptı. Şöyle doğru olanı yaptı bence. Dindar kesimle aslında seküler kesimi bazı noktalarda barıştırdı. Çok tepki görmesine rağmen. İlk bu ittifaka girdiği zaman kendi tabanından da çok tepki gördü. Yani camilerde kendisine hani laf atıldı, söz atıldı. Ona rağmen sağlam durdu. Ben burada Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi'ni başka bir yere koymak istiyorum ama Deva, Gelecek, bunlar Demokrat Parti'nin küçük hem görece kısmı yeni partilerdi. Valla bilmiyorum. Belki altılı masanın yanlış kurulması nedeniyle başarısız oldular ama bu seçimde iyice eridiler. Aslında meclise de CHP sayesinde girmiş olduklarını bir kere daha görmüş olduk. Bu partilerin eridiklerini gördük. Belki hani yeni bir stratejiyle ellerini başlarının arasına koyup yeni bir strateji, yeni bir söylemle bir şey inşa etmeleri gerekecek. Ama kaybeden kesinlikle altılı masadır. Altılı masanın kurgulanış bir şeklidir. Yani tamam, böyle bir tek adam iktidarına karşı muhalefetin birleşmesi lazım. Kesin. Ama nasıl olacak o birleşme? Demek ki işte 5 kitap yazdık, 28 slide yaptıkla olmuyor bu işler. Öncelikle yani tavanda değil, tabanda ittifak yapmak gerekiyor. CHP bunu başardı. Tabanda ittifakı başardı CHP. Seçmeni ikna edebildi. Ha dur, ben siyasetçiyi ikna edeyim, onlarla pazarlık yapayım da onlar kendi tabanını ikna etsin dersen bu işler öyle olmuyor. Bizzat tabanayı, bizzat vatandaşa gidip vatandaşı ikna etmen ve vatandaştan feedback alman gerekiyor. Bence CHP bu sefer onu yaptı. Onu yaptığı için başarılı oldu. Ve kaybeden de altılı masadır. Dün de bunu söyledim. Çok tepki gösterenler de oldu ama bu işin bir gerçeği de şu. Yani biliyorsunuz CHP'de bir kurultay için onların sıvıyanlar vardı. Ne düşünüyorlardı? CHP müthiş bir başarısızlıkla çıkacak bu şeyden, yerel seçimlerden ve sonra kurultay takvimi işlemeye başlayacak. Ya Kılıçdaroğlu, ya Kılıçdaroğlu'na yakın isimler CHP gelecek, geri alacak da, ayağa kaldıracak da, aynı hikaye, aynı terane falan. Buna kapı kapanmış oldu. Artık o iş bitmiştir yani. Özgür Özel
genel başkanlığı tartışmaya kapanmıştır uzun bir süre. Yani şu bile, bakın Şişli'de Emrah Bey, Emrah Bakan rekor oyla seçilmiş, %66. Sarıgül'ün şeyini geçmiş. Yani Sarıgül defterde, hani Sarıgül de Şişli'nin efsane başkanı, hep böyle bir Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na destek veriyordu kendisi. Hep de böyle Şişli'de bir hatırlanan, onu geçebilen olmadı, onun başarısını deniyordu. Emrah Bakan o defteri de kapatmış oldu. Yani bir defter kapandı, yeni bir defter açıldı. Yeni bir jenerasyon geldi. Yani yeni bir neslin gelmiş olduğunu görüyoruz biz Türkiye siyasetine, aslına bakacak olursanız. Şimdi bu yeni neslin icraatlarına bakacağız. Bu yeni neslin icraatlarını denetleyeceğiz. Bu çok önemli. Dediğim gibi yani bu sözümüz söz. Bizim denetim görevimiz baki. Bugün ama şunu ne güzel yaptılar, bunu ne güzel yaptılar deriz. Yarın yanlış yaptıkları zaman yanlış yaptılar deriz. Sizlerden gelen haberleri, ihbarları ister CHP belediyesi olsun, ister AK Parti ne belediyesi olsun takip etmeye devam ederiz. Yalnız şeyi vermek istiyorum. Dün Ekrem İmamoğlu'nun artık belli oldu. Yani şey oldu, başkan oldu. Saraçhane'de konuşma yapacak falan. Sinem Gündem hemen metroya atladı. Ve hani insanlarla konuşmaya gitti. Çok güzel izlenimler toplamış. Bu izlenimlerle noktalıyorum. Görüşürüz. İBB'nin önüne mi? Kutlamalara mı? Evet, kutlamalara gidiyorum. Ne hissediyorsunuz? Vallahi çok mutluyum. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Yaşındayız. Daha genceciksiniz. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Mutluluğumuzu kutlamaya geldik. Öyle diyelim. Bekliyor muydunuz bu sonucu? Ben İstanbul'da bekliyorduk ama genel olarak Türkiye'de beklemediğimiz bir sonuç oldu. Onun mutluluğuyla geldik. Pardon, çok mutluyuz. İmamoğlu'na çok, yani ne bileyim ne diyeceğim bilemiyorum. Çok güzel oldu. Torunlarımız için, evlatlarımız için. Allah razı olsun. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Su çok mücadele verdi. Canım benim. Çok mutluyuz. Ağlayacağım derdim. Teşekkür ederim. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Bekliyor muydunuz bu sonucu? Bekliyorduk. Çok mutluyum. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. Umudumuz yolda kalmadı. Teşekkür ederiz. Neden Ekrem İmamoğlu'nu seçtiniz? Bize destek verdiği için. Ne gibi? Yolda olsun, esnaf lokantalarında olsun, kreşlerde olsun, hepsine destek verdiği için çok teşekkür ederiz. Bu sonucu bekliyor muydunuz? Bekliyorduk. Çok umutluyduk. Çok teşekkür ederiz. Murat Kurum diyordu ki, saatleri kurun, ben geliyorum. Bir saati kurduk, gönderelim artık. Evet. Konuşmaya gerek yok. Yapıyoruz bu salatı. Evet. Çok güzel. İyi ki kazandık. İmamoğlu 5 tane daha beraberiz inşallah. Cumhurbaşkanımız olacak ileride inşallah. Kürtçeli bana zarar etti. Ailecek mi geldiniz? Evet. Ne hissediyorsunuz? Yeter artık diyoruz. Yani bir oh çektik tabii. Siz çok mutluyuz. Bir devrimi kapatacağız inşallah. Keyfiniz çok iyidir. Ekrem başkanlar! Kamyonu ileri! Ekrem başkanı kamyonu ileri! İnanılmaz bir mutluluk hissediyorum şu anda. Yani tarif edilemez bir duygu. Ekrem başkan inşallah en kısa zamanda cumhurbaşkanı olacak. Ben 60'ını geçtim. Ve çok mutluyum. Bayrampaşa'da oturuyorum. 30 sene sonra Bayrampaşa'yı da aldık. İmamoğlu ile ikinci sefer kazandık. Helal! Bravo be! Bravo be! Bravo! Kamyonu ileri! Ekrem başkanı kamyonu ileri! Ekrem!
Onların geleceği için geldik. Çok mutluyuz. Çok sonucu bekliyor muydunuz? Yani İstanbul'da tabii ki bekliyorduk ama Türkiye genelinde beklemiyorduk. Ekrem İmamoğlu ve CHP çocuklarımızın geleceği dedi. Türkiye Cumhuriyeti yeniden doğdu bu gece. Ekrem İmamoğlu buna vesile oldu. İnşallah huzurlu da gönlü de güzel olur. Bütün halk ferahladı. Herkes bunalım içinde. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Aferin yazdığı yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Aferin yazdığı güzellik hissediyorum. İmamoğlu kazandı. Çok güzel, heyecan. İnsanlar böyle güzel yerlere geldi. Pisliği kurtardık yani. En güzel yere geldik. Huzur gördük. Huzur var içeride. Her şey var. Mutluluk var. İnsanların yüzü güldü bari. İnsanlar en güzel yere geldi. İmamoğlu'nun yüzünü. İmamoğlu dünya bedeldi. İnşallah Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımız olacak da. Bizim Cumhurbaşkanımız İmamoğlu'dur. İnşallah. İnşallah. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyuz. Siz? Çok mutluyum. Bundan İmamoğlu bir daha, bir daha oy. Bir daha, bir daha oy. Onun burada ne işi var? Onun geleceğini korumak için geldik. Harikasınız. Onların hakları için de buradayız aynı zamanda. Ve onların gelecekleri için. Çok heyecanlıyız. Yani devamının da gelmesini istiyoruz, böyle kalmasın. Yani milletvekili seçiminde, cumhurbaşkanı seçiminde de bekliyoruz vallahi bu performansı. Halkımızdan memnuniyet duyuyoruz. Neden İmamoğlu? Yani baktığında, mantıklı baktığında, yani yine bir çalınmamasını istediğimiz, hakkımızın yenilmemesi için, yani çocuklarımızın geleceği için bir yandan da. Ailecek gelmişsiniz. Tabii 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 ailecek. Şurada söyleyeyim de şimdi. Kemallere selam olsun! Elinde bayrağıyla allı şanlı Türk bayrağımızı hak ettiği yere başının üstüne kaldıran her Türk evladına selam olsun. Burası o kadar kalabalık ki 10 dakikadır yürüyorum abartısız. Tabii çok fazla insan olduğu için hızla yürüyemiyorum. Ama kalabalık bitmiyor. Saraçhane'nin önü çok kalabalık. 7'den 70'e herkes burada. Burada olmayan tek şey bira şişeleri. Bunu da not olarak düşmek isterim. İnsanlar Saraçhane'ye gelmeye devam ediyorlar. Thank you.